Merhaba dostlar ve de düşmanlar ve de arada dans edenler. 26 Aralık 2017, birkaç gün önce doğum günümü kutladım. Birkaç çiçek o günden kalma, o geceden kalma. Hatta gelen misafirlere eşim dağıttı. Amerikanya'ya gelinceye kadar, 30 yaşıma kadar da doğum günümü kutlamamıştım. Ama güzel bir şey. Neyse, şimdi Meral Akşener. Selam, merhaba, barış. Böyle miydi? Evet. Sana Twitter'da 10 soru sordum. Parti kurduğun günlerde, birkaç gün içinde. Binlerce kişi paylaştı. Bir hayli defalarca paylaşıldı Twitter'da. Yani paylaşma rekoru kıran şeylerden, tweetlerimden birisi oldu. Hem de birkaç kere paylaştım. Ama buna rağmen sizden tıs çıkmadı. Tıs ne demekse. Halbuki senin ismini taglemiştim. Onu görmemen mümkün değil. Görmemişsem o zaman Twitter'da ne yapıyorsun? Yani o kadar notification alacaksın. Ama büyük bir ihtimalle sessiz kaldın. Parti içinde arkadaşlarım var. Senin kurucu grubunda bazı eski arkadaşlarım da var. Bu arada beni takip eden ülkücüler de var. Beni takip eden hemen hemen herkes Türkiye'de bütün demografik şeyleri, renkleri, dinleri, ideolojileri temsil ediyor benim takipçilerim. Ülkücüsü var, PKK'lısı var. PKK'lısı mı, PKK'lısı mı diyorsun? Onda da bir sanıyorum bir şey var, oluşturmuşsunuz farklı şekilde telaffuz. Ondan sonra Alevisi var, Şiisi var, Nakşisi var, Sünnisi var. Çakma Osmanlı torunu var. Bir tane bile yok gerçek Osmanlı torunu beni izleyen. Bir ara birisiyle tweette tartıştım. Böyle Türkiye'de böyle arazi marazi falan yalımalı iddiaları vardı. Eleştirdim onu. Dedim senin ataların bunu çaldı. Hırsızlar bunlar. İşte bizim soyumuz yüksektir, yücedir diye insanlara dayattınız. Ve zevk-i sefa içerisinde yaşadınız zalimler. Neyse böyle karmaşık bir izleyici şeyim var. Ben senden beklerdim yani en azından ekibinden. Bu sorular çok güzel sorular. Cevap vermenizi beklerdim. Fırsat bilmeniz lazımdı kendinizi tanıtmanız için. Ama size karşı ön yargım da yok. Geçmişinizi de bilmiyorum. Bilmek de doğrusu istemiyorum. Hani insanlar değişir belki de bir dersler almışsınız geçmişlerden. Yeni bir şeyler, bir şey sunacaksınız. Gerçi Türkiye'de AKP'nin seçimle gidebileceğine artık pek ihtimal vermiyorum. Seçimle gitmemek için her türlü önlemi alıyorlar. Şu anda yeni kanun hükmünde karanlama ile KHK mi diyorsunuz, neydi zıkkımın kökü. Onunla paramiliter milisleri yasal hale dönüştürdü. Yani linç ekipleri oluşacak. AKP'nin terörist hain diye damgaladığı, yaftaladığı herkesi linç edecekler bunlar. Hatta seçimi de kaybetseler işte hainler, mainler hile yaptı falan diye bunları sokaklara dökebilecekler. Yani bu konuda şeyim yok çünkü bunlar korkunç dinci, faşist, hırsızlar. Ve milyarlar çaldılar. Türkiye yarım trilyon borç halinde. Şu anda 20 milyondan fazla insan icrada kendi kredi, özel kredi borçlarından dolayı. Halkın %50'sinden fazlası %1'e sahip. Öylesine korkunç bir gelir dağılımı, adaletsizliği var. Yani millete Ömer'in yamalı elbisesini giydirip kendilerine 1150 odalı saraylar, villalar, gemiler aşıran, yürüten bir çete. Bu çetenin seçimle gitme ihtimali düşük. Yani bugün şeyde bir tiyatro, şu anda meclis bir tiyatro, bir göstermelik. İşte geçici olarak hali biraz daha kandırmak istiyorlar. Siz de kendinizi oyalıyorsunuz. Keşke istifa etseydiniz. Neyse, hani bir ihtimal. Bir ihtimal hani belki de bir seçimle şey edilebilir, alta edilebilir. Belki de muhalefet bunu başarabilir. Ama sizin alternatif olabilmeniz için birkaç tane benzeri sloganlar üretmenin dışında doğru dürüst fikirler, projeler, alternatif bir şeyler üretmeniz lazımdı değil mi?
Meral Akşener, ben şu anda sizi bir dejavu olarak görüyorum, sizin partinizi, İyi Parti'nizi. Aynı AKP'nin kuruluşunda söylediği şeyler, işte Merkez Sağ Partisi, AKP de öyle başladı. Bu dinci faşist hırsızlar böyle başladı. O da vatan millet Sakarya dedi, sen de aynı şey diyorsun. Bayrak salladılar, Musaf salladı, sen de aynı şeyleri sallıyorsun. Çözümün ne? Meral Akşener ve ekibi aynı palavraları tekrar ederek, recycle yaparak bir şey değiştiremezsiniz. Türkiye korkunç bir felakete doğru gidiyor. Şu anda Türkiye 4 düşman gruba ayrılmış durumda. Gözünüzü açın. Öyle şarkıyla, markıyla, aynı sloganlarla olmaz. Aynı şeyleri sallamakla, Musaf'ı bayrağı sallamakla olmaz. Çünkü bunlar uyduruk şeyler. Bunlar çözüm değil, ilaç değil. Bunlar muska. Muska ile çare bulamayacaksınız. Dindarı var, dinsizi var veyahut da dindar olmayanı. İşte Osmanlı, çakma Osmanlı torunu var, Atatürk'ün torunları var. Yani cumhuriyetçiler, sultanatçılar. Kürdü var, Türk'ü var. Acayip bir düşmanlık var Türkiye'de. Yani bir kıvılcımı bekleyen bir şey var. Hele bu paramiliter milisleri de işin içine şey edersen. Bitti yani, bir provokasyona bakarsın, şehirler kan gölüne dönüşür. Onun için acil çözümler önerebilmeniz lazım. Öyle sloganlarla, palavralarla, malavralarla değil, gitmez. Onun için bu sorulara adam gibi cevap verin. Cevabı bekliyorum. Bunu sürekli paylaşacağım, bu videoyu. Ve inşallah yüz binlerce insan bunu dinleyecek ve sizden cevap bekleyecek. Ha, bu sorulara adam gibi doğru dürüst cevap verirseniz sizin partinize oyu da veririm ve desteklerim de. Ama yok, bunları böyle görmezlikten gelirseniz siz de AKP'nin aynısının tıpkısı olursunuz. Dürüst olacaksınız, dürüst. Ve tartışmaktan kaçmayacaksınız. Meral Akşener ve ekibi. Bak, bu adam 15 yıldır iktidarda, belki 15'i de geçti. Muhalefetle yüz yüze tartışmaktan sürekli kaçtı. Sürekli bıdı bıdı arkalarında eleştiriyor, iftira atıyor, hain diyor, bilmem ne diyor. Yüz yüze onlarla tartışmaktan kaçıyor. Korkuyor. Dünyanın en Türkiye'nin en korkak politikacısı. En korkak politikacısı. Ya işte Kemal Kılıçdaroğlu bilmem falanca, kim ki bu yüce ilahımıza taptığımız adama şey etsin, karşı çıksın diyorlar. Raya. İyi de senin taptığın o adam niye gece gündüz onlarla uğraşıyor, madem ki onların bir kıymeti yok? Madem ki önemi yok, niye televizyonlarda sürekli onların aleyhinde konuşuyor? Arkalarında konuşuyor. Ben arkasında hiç kimsenin konuşmam. Konuşmak zorunda kalıyorum. Ama hiçbir zaman bunu tercih etmiyorum. Diyorum ki eleştirdiğim herkes benimle yüz yüze tartışmaya hazırım. Hatta davet ediyorum, onlar kaçıyorlar. Birçok insanla tartışmıyor, ateistinden Sünnisine kadar, Hristiyanına kadar göreceksiniz. Birçok tartışmalarım var. Hem de en babalarıyla tartışıyorum. Tartışmaktan kaçan insan Meral kimdir biliyor musun? Haysiyetsizdir, hırsızdır, alçaktır, kandırıcıdır. Allah ile kandırır. Mesela Fethullah Gülen kimseyle yüz yüze, muhatipleriyle, muhalifleriyle yüz yüze tartışını gördün mü? Diyanet İşleri Başkanlarının, papaların, papazların yüz yüze, belki papazların bazıları yapıyor ama çok ender. Yani papazlar, papalar yüz yüze ateistlerle, mateistlerle, muhaliflerle tartışmazlar. Niye? Çünkü foyaları meydana çıkacak. En yalan, en güzel şekilde karşılıklı tartışmayla ortaya çıkar. Gerçek ortaya çıkar, yalan ortaya çıkar. Yalancılar, sahtekarlar kaçarlar tartışmaktan.